Herkese merhaba. Bugün sizlere son dönemde çok popüler olan, herkesin merak ettiği hücresel tedavilerden bahsedeceğim. Bu konu başlığı altında PRP, eksozom, fibroblast, kök hücre tedavileri. Bu tedaviler nasıl yapılır? Hangi hastalara uygulanır? Yüzdeki ciltteki etkileri nelerdir? Nasıl kombine edilirler? Bununla alakalı bütün sorulara cevap arayacağız ve özellikle de yanlış bilinen doğruları ele alacağız. Kök hücre tedavileri uzun yıllardır tıpta kullanılmaktadır. Estetiğin dışında başlıca kanser tedavisi, yara tedavisinde, doku iyileştirilmesinde, bununla beraber özellikle immün sistemin modülasyonunda yani bağışıklığın güçlendirilmesinde farklı kök hücrelerden yararlanılmaktadır. Bir hücreye kök hücre diyebilmemiz için belli standartlar gerekir. Her hücre kök hücre değildir. Her tedavi kök hücre tedavisi değildir. Aslında kök hücre tedavisini bir tedavi basamağının en üstüne koyabilir. Çünkü en komplike tedaviler bu hücresel tedavilerin kök hücre tedavilerini içermektedir. Bir hücreye kök hücre diyebilmek için öncelikle o hücrenin kendini yenileyebilme potansiyeline sahip olması lazımdır. Yani hücre ikiye bölünerek çoğalabilmeli ve çoğaldığında da ana hücre kendi hayatını devam ettirebilmelidir. Bununla beraber kök hücreler farklı hücrelere farklılaşma potansiyeline sahiptir. Özellikle embriyonik dönemde yani anne karnında bebek yeni yeni gelişimine başlamışken bir hücreden başlayan, bir zigottan yani spermle yumurtanın bileşiminden başlayan bir macera sonuçta bir insan vücuduna kadar evrilmektedir. Bu süreçte de o sperm ve yumurtanın oluşturduğu hücre sadece bir tek hücreyken bütün insanı içeren birçok sayıda birçok farklı hücreye dönüşebilmektedir. İkinci olarak kök hücrenin farklı hücrelere değişme potansiyeli vardır. Yani bir kök hücreden kas hücresi de oluşabilir, sinir hücresi de oluşabilir, kemik hücresi de oluşabilir, deri hücresi de oluşabilir. Normal hücreler bu şekilde başka hücrelere farklılaşamazlar. Bu da kök hücrelerin farklı dokuların onarımındaki potansiyelinden dolayı kullanılmasını ve tedaviye girmesini sağlamıştır. Üçüncü olarak bir kök hücre çok yüksek bölünme potansiyeline sahiptir. Bu da kök hücrelerin farklı doku ve organların onarım süreçlerinde yer almasına ilgili kritik bir önem sağlar. Dördüncü olarak kök hücreler etrafındaki çevreyle, mikro çevreyle uyum gösterirler. Bu şu anlama gelir. Bir kök hücreyi bir hasarın olduğu veya bir enfeksiyonun olduğu bir alana eğer verirsek bu alanda eğer hasar varsa onarım yapar. Eğer bir enfeksiyon varsa bu enfeksiyonun tedavisi için o bölgede özellikle hücrelere farklılaşarak tedaviye sağlamaktadır. Estetik amaçlı kök hücre uygulamalarında birkaç farklı kaynak kullanılabilir. Temel olarak kök hücreler kişinin kendisinden elde edilebildiği gibi başka bir insandan da elde edilebilir. Kök hücreler evrensel oldukları için başka bir insana verildiğinde bir alerjik reaksiyon gerçekleştirmezler ve kişinin dokuları tarafından yabancı olarak tanınmazlar. Bu sayede farklı bir kişinin kök hücresi başka bir kişide rahatlıkla uygulanabilir, kullanılabilir. Bununla beraber elde edildiği dokuya göre kök hücreler temel olarak ikiye ayrılırlar. Biz estetik uygulamalarda temel olarak iki dokudan kök hücre elde edebiliyoruz. Bunların birincisi ve en çok kullandığımız doku yağ dokusu kaynaklı mezenşimal kök hücreler izole edilebilir. Bununla beraber yine kemik iliğinden de mezenşimal kök hücre eldesi mümkündür. Kemik iliği kullanımı hem eldenin zor olması hem de yoğunluk olarak yağ dokusuna bakıldığında çok daha az yoğunlukta mezenşimal kök hücre elde edilebildiği için günlük pratikte çok fazla tercih edilmez. Yağ dokudan mezenşimal kök hücre elde edilmesi amacıyla liposakşınla belli bir miktar yağ dokusu alınması gerekmektedir. Bu miktarda 100 cc ile 300 cc arasında değişir. Liposakşınla yağ dokusu elde edildikten sonra yağ dokuları canlı korunarak ve sterilizasyonu bozulmadan bir kök hücre laboratuvarına iletilir. Laboratuvarda yağ dokusunun yağ kısmı ve kök hücre kısmı ayrıştırılır. Daha sonra kök hücre kısmı hazır bir ürün şekilde, steril bir şekilde uygulayıcı hekime iletilir ve bu kök hücreler cilt yenilenmesi, saç yenilenmesi, saç dökülmesi tedavisi veya ciltteki yaralar veya otoimmün cilt lezyonları gibi durumlar için tedavi amacıyla enjekte edilebilmektedir. Kişinin kendisinden elde edildiği gibi yine son günlerde çok popüler olan fetal kaynaklı mezenşimal kök hücreler de elde edilip kullanılabilir. Bebeğin göbek kordonu içerisindeki mezenşimal kök hücreler yine bir kök hücre laboratuvarı tarafından steril koşullarda
elde edilerek günlük pratik kullanıma sunulabilmektedir. Gerçek anlamda bir kök hücre tedavisinden bahsetmemiz için dokuların anlattığım şekilde bir laboratuvar sürecinden geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde izole bir kök hücre enjeksiyonundan bahsedilemez. Laboratuvar ortamında kök hücre ayrıştırılması yapılırken elde edilen hücrelerde belirli belirteçlere bakılarak bu hücrelerin kanserojen potansiyelinin olup olmadığı da araştırılır ve eğer varsa bu hücreler elimine edilerek kanserojen potansiyel içermeyen hücreler tamamen izole edilmektedir. Yani kök hücre tedavileri bu anlamıyla tamamen güvenlidir, bir kanser oluşturmazlar. Peki televizyonda, internet ortamında, sosyal medyada sıkça duyduğunuz yüz kök hücresi, saç kök hücresi uygulamaları, bunlar gerçekten kök hücre uygulamaları mıdır? Eğer doku laboratuvar sürecinden geçmiyorsa bunun gerçek bir kök hücre uygulaması olduğundan bahsedemeyiz. Yani işte saçınızdan ufak bir biyopsi alındı, bu bir cihaza konuldu, bu yüzünüze enjekte, bu saçınıza enjekte edildi. Bu bir kök hücre tedavisi değildir. Veya yine kulak halkanızdan bir parça alındı, bir cihazla işlemden geçirildi, parçalandı, tekrardan enjeksiyon yapıldı. Bu bir kök hücre uygulaması değildir. PRP bir kök hücre uygulaması değildir. Fibroblast başlı başına bir kök hücre uygulaması değildir. Bunlar tabii ki çok faydalı cildi, saçı destekleyen tedavilerdir ama bunlar gerçek anlamda kök hücre uygulamasıdır diyebilmemiz için dokunun bu laboratuvar sürecinden geçmesi ve hücrelerin kök hücre özelliği göstermesi gerekmektedir. Bu tedaviler faydalı tedavilerdir ama gerçek bir kök hücre tedavisi değildir. Yaşlanma prosesi belli bir noktaya gelmeden kök hücre tedavisine başlanırsa bu şekilde genç kalmak mümkün olabilir. 30'lu 35'li yaşlardan itibaren insan vücudunda hücre çoğalması, hücre ölümünün gerisinde kaldığı için hücre rezervimiz azalmaya başlar. Aslında yaşlanma dediğimiz şey de bizim vücuttaki hücre potansiyelimizin azalmasıdır. Kök hücre tedavilerinin etkisi veya farkı aslında burada ortaya çıkmaktadır. Biz yüz gibi, dekolte gibi, boyun gibi, el gibi özellikle dış ortamla çok temasta olan ve yaşımızı en çok gösteren bölgelere kök hücre uygulamaları yaptığımızda bu bölgelerdeki hücre rezervini arttırmış oluruz. Hücre rezervi belli bir potansiyelin üzerinde olursa bu bölgelerde yaşlanmanın yavaşlamasından bahsedebiliriz ve bu şekilde genç kalmak mümkün olabilmektedir. Ama 60-70 yaşında bir insanın kök hücre tedavisi yapılarak 30'lu yaşta döndürmek bu mümkün değildir. Bu dönemde de yine kök hücre tedavileriyle ve IV olarak yani damardan belirli antioksidan hücreyi destekleyici tedavilerle desteklenildiğinde yine yaşlanma hızı azaltılabilir ve yüz daha dinamik, daha genç bir görünüme yine kavuşturulabilir. Bu dönemde verilen hücrelerde o bölgede eğer bir hasar varsa ki yaşla beraber muhakkak cildimizde bir hasar oluşur. O hasarın onarılmasında, o hasara ve o hasarın olduğu mikro çevreye uyum sağlamasında aktif bir rol alırlar ve yine bu bölgede bir gençleşme sağlarlar. Mezenşimal kök hücre tedavileri yılda bir uygulanabilir. Daha fazla uygulanmasının hastaya ekstra bir faydası olmayacaktır. Yıllık yapılan tedavilerle cilt belli bir potansiyele getirilebilir ve bu potansiyel korunabilir. Kök hücre tedavisi bizim hücresel tedaviler arasında en üst basamağa konuladığımız tedavi. Yani direkt olarak bir hastaya hemen bir kök hücre tedavisi başlayalım, yapalım diye düşünmeyiz. Basamaklı olarak en alt basamaktaki tedaviden başlayarak daha üste doğru giderek tedavi yapmak tıbbi olarak daha akılcı olabilir. Tabii hastanın bununla alakalı bir talebi varsa ben olabilecek en iyi tedaviyi yaptırmak istiyorum ve bununla alakalı bir maddi anlamda da problemim yok diye bir düşünce içerisindeyse direkt kök hücre tedavileri de uygulanabilir. Sadece kök hücre tedavisi uygulamak kişinin gençleşmesi veya genç kalması için yeterli midir? Tabii bununla beraber belli bir beslenme düzeni, bir egzersiz düzeni veya beslenme düzeninin içerisinde yine besinlerle alamayacağı belirli eser elementlerin yine damarsal yoldan hastaya belli periyotlarla, belli seanslarla verilmesi. Bunlar işte glutatyon tedavisi, apolipoik asit tedavisi olabilir, NAD tedavisi olabilir veya ozon tedavisi olabilir. Bu tarz tedaviler desteklenmesiyle kök hücrenin de çalışması açısından daha uygun bir ortam oluşmasını sağlar ve daha verimli bir tedavi almamıza yardımcı olur. Kök hücrenin dışında eksozom gibi, PRP gibi veya işte fibroblast gibi bir sürü başka tedavi de yine ek olarak yapılabilir veya kök hücre tedavisine kombine olarak da yine düşünülebilir. Çünkü eksozom ve PRP tedavisi özellikle bir hücre tedavisi değildir.
Bunlar direkt canlı hücre değildir. Bunlar uyaran haberci moleküller veya hücreyi uyarıcı moleküllerdir. Büyüme faktörleri içerirler. Bunlar da tabii o hücreye bölünmesi veya çoğalması yolunda veya onarması yolunda bir sinyal ileterek hücrenin o bölgede daha aktif bir işlev sağlamasına yardımcı olurlar. Bu tedaviler tamamen kişiseldir ve hücresel tedavilerle alakalı protokoller olmasına karşın bu tedaviler kişiye özel olarak yeniden planlanırlar. Yani bir hastanın ihtiyacı neyse ve hangi problemlerle bize başvurmuşsa bu problemlere ve ihtiyaca yönelik olarak kişiye özel bir tedavi protokolü belirlenir ve bu protokolden yola çıkarak belli işlemler hastaya önerilir. Derimizin dışında, yani cilt gençleştirme amacının dışında, saç içinde saç dökülmesi, saç yenilenmesi içinde yine kök hücre tedavisi kullanılabilir. Burada hem mezenşimal kök hücreleri kullanabiliriz hem de kişinin kendi saç dokusundan yine saç kök hücresi izole edilerek bu hücreler kullanılabilir. Saç ekimiyle kombine edilebilir. Saç ekimi öncesinde uygulama yapılabilir veya bölgesel olmayan, daha genel, daha az sıklıkta saç dökülmesi olan ama saç ekimine de çok uygun olmayan hastalar da yine kök hücre tedavisi saçta da başarılı uygulanabilmektedir. Bir kök hücre tedavisi yapıldıktan sonra etkiyi ortalama 3 ay sonra görmeye başlarız. Bu etki 1 yıla kadar devam edebilir. 1 yıl sonrasında genellikle yıllar içerisinde stabil kalacak şekilde bir etki sağlamış oluruz. Bir kök hücre tedavisi yapıldıktan sonra etkiyi ortalama 3 ay sonra görmeye başlarız. Bu etki 1 yıla kadar devam edebilir. 1 yıl sonrasında genellikle yıllar içerisinde stabil kalacak şekilde bir etki sağlamış oluruz. Videomuzda hücresel tedaviler serimizin ilk konusu olan kök hücreden bahsettik. Bundan sonraki videolarımızda eksozom, fibroblast, PRP ve SPF tedavisinden bahsedeceğim. Herkese güzel ve sağlıklı günler dilerim.